Artık konuşalım mı? Günlerdir düşünüyorum. Lakin işin içinden çıkamadım. Ben senelerdir seni korumak için, istikbalin için canımı dişime takıyorum. Lakin sen bir hatun uğruna bunların hepsini tehlikeye atıyorsun, öyle mi? Alalade bir hatun değil o. Orası muhakkak. Kendisi bir sultan. Üstelik bizi günaha kadar sevmeyen Safiye Sultan'ın kızı. Kim olduğunu biliyorum Şahin. Ona karşı ne hissettiğimi de. Kalbim ona ait. Onunki de bana. Kendinden o kadar emin ki bir çare bulmuş. Birlikte olmamız için bir çare. O günden beri aklımı kurcalıyor. Acaba ne? Allah muhafaza sultanım. Sizi kaçırmaya çalışmasın. Keşke saraydan uzak, kaidelerden azade, sadece ikimizin olduğu bir hayat mümkün olsa. Hiç düşünmeden giderdim onunla. Olmayacak duaya amin denmez kardeşim. Ali Osman'ın teamülleri belli. Yol yakınken bu sevdadan vazgeç. Asla. Sen değil miydin hayallerden bahseden? İşte benim de hayalim bu. Üstelik seninki kadar da imkansız değil. Mehmet. Teamül dediğin padişahın iki dudağının arasında Şahin. Eğer o isterse her şey olur. Olmaz mı? Bir de bana aklımı kaçırdığımı söylüyorsun. Ne yapmayı düşünmektesin kardeşim? Padişaha gidip sultanı mı isteyeceksin? Ben değil Şahin. Sen isteyeceksin. Şehzade Mustafa'yı yakalayıp ona teslim ettin. Karşılığında ne istersen yapacak. Söz verdi. Bir hatun uğruna Kırım tahtından mı vazgeçiyorsun? Hala anlamıyorsun değil mi Şahin? Onun için canımdan bile vazgeçerim. Ne olmasını bekliyorsun kardeşim? Ben isteyeceğim. Padişah da verecek mi? Tek umudum bu. Onunla mutlu olabilmek için tek umudum bu. Benim için Şahin. Gittiğine üzülmedim ki Mustafa. Geldiğine neden sevineyim? Dürüstlüğünüze her daim hayran kalmışımdır sultanım. Yerinde olsaydım Mısır'da kalır keyfime bakardım. Malum bu kubbe altında kimseye huzur yok.
Halime Sultan Hazretleri geldiler. Gelsin. Sultanım. Senin için geceleri pek durmaz sarayda. Soluğu gedikli meyhanelerde alır demişlerdi. Görüyorum ki pek vakit bulamıyorsun. Şikayetim yok. Fakat gecenin bu vaktinde geldiğinize göre sizin var. Hadiselerden mütevellit seni tebrik edemedim. Eminim hünkârımızı çok iyi koruyacaksın. Lakin bazı şüphelerim de yok değil. Bilhassa Şahingira'ya bu kadar itimat etmene hayret ediyorum doğrusu. Sizi yakaladığı için olabilir mi? Neden yakaladı? Nasıl bir fayda umdu? Hiç düşündü mü bunları? Kendince birçok sebebi olabilir. Mesela Kırım tahtına oturmak için. Malum kimin Kırım Hanı olacağına hünkârımız karar verir. Ben onun gözlerinin içine baktım derviş. Dipsiz bir kuyu misali. İçinde neler olduğunu asla bilemezsin. Sultanım, başka bir husus yoksa? Yarın Ulufe günü. Yerinizde olsam parayı bulup dağıtırdım. Askerin bu kadar beklemesi bile mucize. Malum, zafiyetin kokusunu evvela onlar alır. Hadiseleri işittin. Öyle değil mi? İnanmayacaksınız fakat hayli üzüldüm. Hünkârımız için dua ettim. Dua edenimiz o kadar az ki. Teklifini düşündüm, öyle mi? Eski yaraları, düşmanlıkları unutup Safiye Sultan'a karşı birlik olma vaktidir. Evlatlarımız için sultan. Onların güzel başları için. Safiye Sultan'ı bu saraydan kazıyıp atacağız. Hacı Ağa. Bildiğiniz bilmediğiniz Safiye Sultan'a gönülden sadık kim varsa haremde, her birinin adını yazdım.